Hanımlar ve beyler, hepinize selamlar, hoş geldiniz. Borsa, altın, dolar, ekonomik görünüm, önümüzde neler olabilir? Bu konuda şöyle bir yine hafta sonu videosu çekmiş olalım istedim. Cuma günü yayınlayacağım. Şu anda bu borsa kapanmadı. Saat 4'ü 40 geçiyor. 5'e 20 var. 5.30 gibi de ben Adana'ya hem bir dostum hem bir yakınımın düğününe gideceğim. Hafta sonu buralarda olmayacağım. Pazartesi yine sizlere video çekmek için belki oturabilirim ama o zamana kadar şöyle bir görünümü beraber bir bakalım istedim. Daha borsa kapanmadı. Şu anda 1.70 pozitif olarak devam ediyor. Borsa İstanbul BIST 100 için konuşacak olursak elimdeki hisselere baktığımda şu anda mesela Anadolu Hayat Emeklilik %8'lerde, Enka %2.90, Brisa %4, Pınar Süt %2.5, Ford %2.20, Ereğli %2'ye yakın. Yine güzel bir sanayi hamlesi var gibi duruyor, sanayi önceliğinde ve sigorta önceliğinde giden bir hamle gözüküyor şu an için durumda. Borsa şu anda son 1-2 gündür 20 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmıştı ama şu an itibariyle de üstüne attı. Zirveyi zorlaması için 9853'ü devirmesi gerekiyor. 9853'e kadar çıkacağını düşünmüyorum ama buralarda artık yatayına devam ettireceğini düşünüyorum. Burada muhtemelen akşam üzeri bir yine pozitif bir haber salınabilir. Güven ortamı sağlanmış olabilir. Nihayetinde bazı gelişmeler var. Dolarla ilgili mesela düşünceler var. Yaz sezonu geliyor. Piyasalara artık turizm dolarları aktarılmaya başlayacak. 20-25 milyar doların üzerinde bir turizm hasılatı bekleniyor. Tabii Orta Doğu'da ve Rusya-Ukrayna'daki krizlerin artması halinde bu karlılık düşebilir ama şu an için en azından beklenti bu yönde gerçekleşiyor. Borsa tarafında şu an dediğim gibi 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir hareketlilik söz konusu. Gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalama değdikçe de alım noktaları vermiş. Yine ben buraların borsanın özellikle BIST 100 genel için konuşacak olursak hareketli ortalamalara yaklaştıkça alım yapılması hususunda kendim davranıyorum. Kendim en azından hareketli ortalamalara değdikçe alımda pozisyon alıyorum ama bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi kararınızı kendiniz veriniz. Bu arada videoların devamı için lütfen beğeni ve yorum bırakırsanız, bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Baştan onu da söylemiş olayım. Beğeni ve yorumlar videonun öne çıkması konusunda beni destekliyor. Abone olduğunuz zaman da kanalımız çok daha rahat bir şekilde büyüyüp kitlelere ulaşabiliyor. Çok çok teşekkür ederim şimdiden. Borsada süper trende bir bakacak olursak süper trendi kesmeye yaklaşmıştı. Neredeyse sat sinyali oluşturacaktı. Niye gelmiyorsun süper trend? Her şeyi kapatmak lazım. Aa. Oğlum çalışsana. Başka yerde mi açık? Çalışmadı, değil mi? Yenileyelim sayfayı. Süper trendi kesip neredeyse sat sinyali verecekti. Evet. Aşağılara doğru geliş vardı. Ara ara seller ve sat ve al sinyalleri veriyordu zaten borsa. Şu anda da al sinyali, büyük bir al sinyaliyle devam ediyor. Sat sinyalini bozamadı. Bozabilmesi için 9200'lere kadar gerilemesi gerekiyor. Bu gerilemenin olacağını düşünmüyorum. 9200'e kadar gerilebileceğini şu an için düşünmüyorum. Bunun olması için muhtemelen bir siyasi kriz yaşatılması falan lazım. Şu an için buralar zor duruyor. En azından bu haftanın kapanışı itibariyle. Yani buradan eksiye verseler bile tekrar 9213'e kadar düşeceğini düşünmüyorum. Kaufman kamasına baktığımızda Kaufman'da 9304'ten geçiyor. 9290, 9300 buralar çok sert dirençler. Buralar çok sert destekler. Dirençler diyorum. Çok sert destekler. Bunların aşılacağını şu an için en azından düşünmemekteyim. Bununla beraber şöyle bir ons altın tarafına bakalım istiyorum hafta sonu yorumunu yaparken. Ons altın tarafında malumunuz Orta Asya'da yaşanan bu işte İsrail-İran gerginliği ve işte Ukrayna'nın yine Rusya'nın Ukrayna tarafını bombalıyor olmasından kaynaklı ons altında çok sert bir yükseliş var. Son işte yaklaşık bir aylık sürede
Çok sert bir gerçekten yükseliş var. Artık belki sonlarına bile yaklaşmış olabilir bu yükseliş diye tahmin ediyorum ama %17'lik bir yükseliş var son bir ayda gözüküyor. Hareketli ortalamaların çok çok üzerinde şu anda. Daha önce bu kadar uzun süreler böyle üstünde durduğu bir alan yok. Ons altı tarafında konuşacak olursak buralarda belki 20 günlüğe doğru bir dönüş 2300'ler 2330'lara bir dönüş emaresi verilebilir. Ons altın tarafında verebilir. Yani bunu vermesi gayet normaldir. Hatta buralar belki alım bölgesi olarak da kullanılabilir. Kendi düşüncem açısından söyledim. Yine yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte lütfen yatırım tavsiyesi olarak bunları almayınız. Kaufman'a baktığımız takdirde Kaufman 2346'yı söylemiş. Yani 2346'ya bak Kaufman'a birkaç defa deyip devam edebiliyor. Yine aynı şekilde devam edebilir. 2346'ya kadar gerileyip ondan sonra tekrar bir yol alabilir ama bunun alması için de ya daha fazla gerginlik çıkması ki al sinyal çok uzun süredir devam ediyor ya Orta Doğu'da bir gerginlik tekrar patlayacak bunun artabilmesi için ya da Fed'in bir faiz indirimi sürecini başlaması lazım. Şu son özellikle hareketli ortalamaları açalım bir. Şu son 2200'ün üstüne sıçradıktan sonrası artık Orta Doğu krizleriyle yani İran, İsrail gerginlikleri, Lübnan gerginliği, Mısır gerginliği falan şeklinde gitti burası. Haliyle buralarda çok sert destekler var yine 2200'lerde. 2200'lere kadar kolay kolay geleceğini düşünmüyorum. 2200'lere gelmeyecektir. 50 günlük hareketli ortalama kolay kolay ineceğini düşünmüyorum. Ama buralar finansal bir talepten değil de risk talebinden dolayı oluşmuş durumda. Yani savaştan dolayı oluşan bir talep var. Bunun geri çekilmesi akabinde belki Fed indirimiyle tekrar buralara yükselebilir. 2000 işte 400'leri test edebilir. İşte 2450'ye bir dokundu geldi. Mesela 2433'lere bir dokundu geldi. Yine buraları test edebilir. Ya da buralarda kalmaya ve buralarda bir yataya sarmaya devam edecek olursa ONS belki Orta Doğu'daki gerginlik düştüğünde Fed faizi bunu etkilemeyebilir. Böyle bir durum oluşabilir. Buralarda dediğim gibi şu Kaufman'ı birazcık takip etmek doğru olabilir. Kaufman kamasının kestiği yerlerde belki alım pozisyonları mantıklı olabilir. Gördüğümüz hani geçmişte de gördüğümüz en azından kestikçe Kaufman'ın üstüne kestikçe bakın altına kestikçe yani altına indikçe değil de Kaufman'ın üstüne kestikçe bir pozisyon oluşturtuyor genellikle baktığımız. Hani yine Kaufman'ın üstten kesecek olursa bir yani altına girip üstüne çıkarsa veya direkt deyip yükselecek olursa falan değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki anlatımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Altın tarafı da bu şekilde. Dolar TL tarafında bir güzelleşme mi var diyeyim? TL'nin değerlenmesi ve daha doğrusu TL varlıkların değerlenmesi gibi bir durum söz konusu. İşte TL para piyasası fonları ya da işte TL vadeli mevduat hesapları özellikle 1 aylıklar, 2 aylıklar tarafında bir güzel haberler var. TL tahviller, bonolar tarafında yine güzel iyileştirmeler var. Haliyle TL varlıklar TL dolara karşı daha değerli hale geldi. Yani siz şu anda bir dolar aldığınız zaman doların yıllık 3,5-4'lerde bir enflasyonu var. Hadi gittiniz bunu bir Eurobond'a koydunuz. Eurobond'un senelik getirisi %8'lerde. Dolar enflasyonu düşerseniz yıllık dolar bazlı %4 gibi bir karınız olabilir. Ama gelin görün ki işte TL'de şu anda vadeli mevduatlarda %50 veriyor. Yani %50 bir getiri fırsatı sunuyor. IMF'in açıkladığı enflasyon düşüşüne göre de seneye zaten enflasyonlar Türkiye'de %30'lara kadar geri çekilme ihtimali var gözüküyor. Hatta bugün ben yazdım. Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini 40,01 TL'ye aldı. IMF dün dolar beklentisini 38,5'larda 38,6 göstermişti. Bunun üzerine ben bugün bir saat önce yazdım. Eğer takip etmiyorsanız Nihat Kagan Yücel olarak yine Instagram'da da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Profilim de açık zaten ama IMF 38,6 diyor bizimkiler 40 dedim. Benim görüşüm IMF politika faizinin yıl sonuna kadar 50'de kalacağını düşünüyor. Yani eğer biz politika faizlerini 50 devam edecek olursak şu anda da biliyorsunuz bir kanal var. Yani politika faizimiz 50 olduğu için 50'den uygulanmıyor.
kişiye, kuruma veya başka durumlara bağlı olarak gün içerisinde 47 ve 53 olarak uygulayabiliyor bunu şu anda Merkez Bankası. 3 artı eksi 3, %3'lük bir kanal açmış durumda. 47 veya 53 olarak uygulayabiliyor. O yüzden ben en azından Kasım gibi bir belki 200-250 bas puan faiz indiriminin olabileceğini, yani üçlük kanalla beraber şöyle düşünün, faizi biz 48 yaptık. Üçlük kanalla beraber %51 faiz de uygulayabilirsiniz artık. %45 de faiz uygulayabilirsiniz eğer 48'e çekerseniz faizleri. Ben Kasım gibi bir FED'deki işte faiz indirimiyle beraber, FED'in faiz indirimiyle beraber bizde de bir %200, yani 200 bas puan, 250 bas puan bir faiz indirebileceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. IMF yıl sonuna kadar muhtemelen 50'de kalacağını düşünerek politika faizinin 38.6 dedi dolara. Ben Merkez Bankası'nın faizi %200 bas puan, 250 bas puan kadar indirip turizm gelirlerinin eklenmiş haliyle doların 40 olacağını fiyatlamış olabileceğini düşünüyorum. Yine de TL varlıkla dolar karşısında daha güçlü bir görünüm sergiliyor. Bence elbette bu yatırım tavsiyesi değildir. Yine tekrar ediyorum, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ama TL varlıklar dolar karşısında daha yüksek getiri potansiyeline şu an için sahip gözüküyor. Evet, yani paranızı dolara heba etmemenizi tavsiye etmem gerekir. Yani TL burada daha güçlü hale geliyor. TL daha güvenilir hale gelmeye başlayacak gibi duruyor. Dolar euro paritesinde de tabii bunların etkilerini göreceğiz. Dolarda biraz şeylik var. Hani Amerika genelinde de var sanırım. Amerika çok fazla hem Orta Doğu'da hem işte Rusya tarafında müdahil olduğu için bir iki sıkıntıya girecekmiş gibi de duruyor. Yani siyasi açıdan, belki askeri stratejik açıdan değerlendirmek de daha etkili olabilir bu konularda. Arkadaşlar, yorum bu haftalık bu kadardı. Ben birazdan yola çıkacağım. Adana'ya gideceğim. Eğer görüşmek isteyen olursa, bana ulaşırsa görüşebiliriz. Fırsatımız olursa elbette. Çünkü dediğim gibi hani bir dostumun, bir yakınımın da düğün olduğu için onunla da ilgileneceğiz. Çok sevdiğimiz biri olduğu için onunla ilgileniyor olacağız. O yüzden çok zamanım da olmayabilir. Elimden geldiğince çay kahve içmeye çalışırım sizlerle, ama eğer yazarsanız görüşebilirsek. Kendinize çok çok dikkat edin arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarla bana destek olursanız sevinirim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sizleri seviyorum.